15 Temmuz'da biz bunu gördük değil mi? Aa. Hiçbir organizasyon hepimizi hizaya getirdi. Ya başta yani ben tövbe ettim, ben utandım. Gördüğüm manzara çok öğreticiydi, utandırıcıydı. Hiçbir eğitim yok, organizasyon yok, haber yok. Belli bile değil. Hatta hata olabilir, başka türlü bir şeydi belki o. Ama sokağa çıkmış. Hele birini gördüm, bana verdiği ders var ya, utandırır adamı ya. Çocuk 32 yaşında. Asgari ücretten hallice bir geliri var. İki çocuk babası, lise mezunu. 20 yaşında falan bir yerli arabası var. Gazlı. Cebindeki son parayla gaz sıktırmış arabaya. Dönüş için bir planı yok yani. Belki şehit olacak adam, dönme ihtiyacı var. Gemiyi yakmış hocam. Gemiyi yakmış. Karşısında tank, üstünde jet. Ölenleri görüyor. Tak düşü vurulup ölenleri görüyor. Oğlum korkmaz mısın? Abi ben bunlardan korkmam da diyor. Hanımdan korkarım diyor. Başka? Ev sahibinden de korkarım diyor. Neden? Ev kira diyor. Yani sınırdayım zaten diyor. Zam yapacak diye, çık diyecek diye korkarım diyor. Ev kira ama memleket bizim diyor. Elhamdülillah ya. Sen hangi üniversitede böyle bir dersi verdin? Verebilirsin veya. İyi de bu delikanlıyla biz nerede buluştuk ki? Herhangi bir yerde buluşmadık. Vallahi o camiye gelmiyor, ben kahveye gitmiyorum. Buluşmadık. Bu nereden aldı bunu? Anası var onun, babası var. Askere gönderirken vatana kurban ol diye kına yakan bir nene gördü o. Görmediyse duydu. Şayelerle büyüdü.